Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kitabımızda yapmış olduğumuz iş takip projesi hakkında teknik detaylara yer vereceğim. Projemizi hangi programlama diliyle geliştirdiğimize ve veri tabanı olarak hangi yazılım versiyonunu tercih ettiğimizden bahsedeceğim. Projemizi Visual Studio ortamı içerisinde ASP.NET teknolojisiyle geliştireceğiz arkadaşlar. Ve içerisinde C# kodlama dilini kullanacağız. Visual C#.NET diliyle kodlayacağız arkadaşlar. Visual Studio yazılımının 2012 versiyonunu kullanıyorum ben proje süresince. Sizler de 2010, 2008 veya 2013 versiyonlarını kullanabilirsiniz. Yalnız ben projeyi geliştirirken arkadaşlar şuradan göstereyim sizlere de. .NET Framework 4.0 versiyonu ile geliştirmeye başladım. Sizler de kitabımızla paralel geliştireceğiniz için yazılımı .NET Framework versiyonuna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Eğer ki bilgisayarlarınızda Visual Studio yazılımının 2012 versiyonu yoksa kitap ile birlikte gelen DVD içerisinden bu yazılımı temin edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanı sıra internetten indirmek isteyenler için Microsoft'un web sayfasından Express Edition'ları indirebilirsiniz. Express Edition'larda Web Developer Express işimizi görecektir arkadaşlar. Web Developer olmasına önem verin. Yoksa ASP.NET içerisinde yer almayabilir. Ve öğrenciyseniz sonu edu.tr ile biten bir mail adresine sahip iseniz yine Microsoft'a bağlı DreamSpark web sayfasından orijinal versiyonları, tam versiyonları indirebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki edu.tr uzantılı bir mail adresiniz varsa DreamSpark'tan indirmeniz daha yararlı olacaktır. Veri tabanı için arkadaşlar SQL Server kullanacağız. Yine Microsoft SQL Server Management Studio yazılımından faydalanacağız. 2012 versiyonunu kullanıyorum ben. 2008 veya daha yeni versiyonlarını kullanabilirsiniz. O konuda bir sorunumuz olmayacaktır. Ve temel HTML, CSS işlemleri gibi Visual Studio'yu yormamıza gerek kalmayan basit işlemler için, biraz da benim el alışkanlığım olduğu için basit işlemler için arkadaşlar Notepad++ yazılımını kullanacağız. Buna akıllı bir not defteri uygulaması diyebiliriz. Burada daha önceden kullananlarınız olmuştur. Örneğin HTML ile alakalı bir işlem yapıyorsak HTML'i seçtiğimiz zaman bakın gördüğünüz gibi HTML ile alakalı hiyerarşiyi, renklendirmeyi bunun içerisine farklı kodlar yazdığımız zaman da diğer hiyerarşileri gösterecektir, sağlayacaktır arkadaşlar. Kullanacağımız yazılımlar bu şekilde arkadaşlar. Bunların yanı sıra bir de Visual Studio içerisine sonradan yükleyeceğimiz DevExpress yazılımı bulunuyor arkadaşlar. DevExpress yazılımı sayesinde daha görsel anlamda daha iyi sonuçlar ortaya çıkaran nesneler kullanacağız. DevExpress yazılımı Visual Studio üzerine kurulan ve Visual Studio üzerinde yaptığı tek değişiklik arkadaşlar Toolbox'ına kendi nesnelerini ayrı bir sekme altında eklemesidir. Normal buton nesnesi olduğu gibi DevExpress'i yükledikten sonra DevExpress buton nesnesi de olacak örneğin ve daha fazla farklı görsellikler sunacak bu bize. Biz DevExpress nesnelerinden ağırlıklı olarak GridView nesnesini kullanacağız arkadaşlar. Verilerimizi gösterirken ve verilerimizle işlemler gerçekleştirirken DevExpress GridView nesnesinin bizlere sunmuş olduğu farklı özellikleri de ilerleyen bölümlerde görmüş olacağız. Verilerden bahsetmişken arkadaşlar, proje ile veri tabanına bağlanırken veri tabanı bağlantı yöntemlerinden bir tanesi olan link yapısını kullanacağız. Link to SQL yapısı arkadaşlar tıpkı AddOnNet gibi veya Entity Framework gibi veri tabanına bağlanmakta kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Tıpkı C# klasları gibi ve işte bize sorgulamalar yazmamızı sağlayabilen benzer bir sintaksi olan bir yapıdır arkadaşlar. Bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Diğer bölümde iş takip yazılımımızın senaryosu hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Görüşmek üzere.